oğlum. He. Ben zaten 1200 litre... Su geldi. Kaldı biraz bak. Yukarıya. Evet. Muhtarım. Nasılsın? İyi misin? Şimdi Ahmet Akın herkese yakın duymuştuk da. İlk defa hissediyoruz bize yakın olduğunuzu. Ay canımsın. Harika. 10. Bir açın bakalım vanayı da bir başkanım görsün vananın açılışını. Hayırlı olsun ilk açılış hadi. Maşallah. Bereketli olsun. Sağ olun başkanım. Sayenizde 100 seneden beri görülmeyen hizmetler şu an görmeye başladık. Yani suyumuz da akıyor. Hepsinin devamı gelecek. Yeter ki çiftçimiz üretsin, kazansın. Köyümüz zeytincilik, gelir kaynağı zeytincilikle geçiniyor. Yani büyük bir ölçüde. Ama zeytinlerimizin bakımlarını maalesef yapamıyoruz. Su olmadığı zaman olmuyor. Ahmet başkanımız sağ olsun az önce kendisiyle de görüştük. Bir göletimiz var. Aslında bütün yukarı yapıcıdan çıkıyor bu göletin kaynakları, suları falan. Ama bir türlü biz faydalanamıyorduk. Ahmet başkan göreve geldikten sonra bir kere gittik yanına. Dedik böyle böyle biz zeytinlerimizden faydalanamıyoruz. Yağlık olarak ancak çıkartabiliyoruz. Bize sulama bir boru çekebilir misin diye mühendisler geldi tabii ki. O da hay hay dedi. Mühendislerin ölçümüyle bu suyun nereye kadar çıkabildiğini ölçtüler. 1500 metre 63'lük boru çektik. Şu an suyumuz çok güzel akıyor. Az önce de Ahmet başkanımızla görüştüğümüzde görmüştü suyu. Su hayattır. Tabii ki hayattır. Bizler işte Ahmet başkan sayesinde bundan sonra kaliteli zeytin üretmeye başlayacağız. Başladık da yani. Sulamalar başladı. 80-100 dönüm bir arazi sulanacak. Yani ağaç sayısı olarak da 50-60 bin arasında bir ağaç, zeytin ağacı sulanmış olacak bu çekilen yeni boru hattıyla. Tabii bu köyümüzün gelir kaynaklarını bir seviye daha yükseltmiş olacak. Bir daha teşekkür ederiz Ahmet başkanımıza bu hizmeti bize verdikleri için. Hemen hemen burada 20 senedir kimse bununla irtibat kurmadı. Bununla meşgul olmadı. Dediğin zaman da devamlı insana yokuş gösterdiler. Fakat gelen büyük belediye başkanı Ahmet Akın'dan Allah razı olsun. Benim de çok sevdiğim bir kişidir. Allah onun yüzünü karartmasın. Allah hayatında devamlı onu başarılı kılsın. Şimdi getirsin getirmesin önemli olan insanlarla irtibatı kurabilmesi ve insanlara yakın olması. İnsanlara yardımcı olması. Bu su burada bir kere bir insan hayatı kadar kıymetli. İşte bu yüzden ona kendisine minnettarız. Allah ondan razı olsun ve Allah işlerini daim kılsın.